Bizim için en önemli konu konteyneri ve konteynerle birlikte grid sistemi iyi bir şekilde oturtmak. Çünkü daha önceden de bahsettiğim gibi raflama sistemini yani grid ve ızgaralama sistemini doğru bir şekilde anladığımız zaman her şey yoluna girecek. Peki ne yapabiliriz? İlk önce dokümantasyondan gitmemiz lazım tabii ki. Ve dokümantasyon içerisinde layout kısmında breakpointslerle başlayalım incelemeye. Breakpointsler ne derdir? Yani breakpoints aslında bootstrap'in içerisinde standartlaştırılmış yapılardır. Yani şöyle düşünün. T-shirt size'ları gibi olsun bunlar. Küçük ekranlar, orta ekranlar, büyük ekranlar, daha büyük ekranlar gibi yapıları t-shirt size'larıyla, t-shirt boyutlarıyla aslında birebir eşleştirmiş diye düşünebilirsiniz. Cep telefonları için hiçbir öğe yok. Yani cep telefonlarının aslında small size veya x small, x small size diye düşünebilirsiniz ama tam olarak bir öneki yok. Ve 576 pikselden küçük olan her türlü cihaz aslında default olarak extra small boyuta sahipmiş. Daha sonra small'lar var. Ve small'ları genellikle tabletler olarak düşünebilirsiniz. Medium'lar var. Küçük ekranlı laptoplar olarak düşünebilirsiniz. Large ekranlar var. Ve x large ekranlar. Ve XX large ekranlar var. Bunları t-shirt size gibi aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu breakpoints'ler ne işe yarıyor? Bu breakpoints'ler sayesinde biz hangi bilgisayardan veya da hangi cihaz üzerinden işlemler yapıldığını bilip şunu diyebiliyoruz. Eğer karşımızdaki bir iPad ise tabii ki iPad olarak düşünmeyin sadece. Karşımızdaki işte bir tablet ise tablette şöyle göster. Cep telefonu ise böyle göster. Küçük ekran ise böyle göster. Büyük ekran ise böyle göster gibi aslında düzenlemeler yaptırtabiliyoruz ve responsive yani cihaz yapısına göre biz görüntüleme sistemini bootstrap sayesinde çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Container nedir? container ise bir tutucudur. Tutucudan kastımız aslında daha önceki girdiğimiz her bir sitede, mesela Microsoft'un sitesine girelim. Microsoft'un sitesine girdiğimiz anda şunu dikkatli bir şekilde göreceksiniz. Sol taraftan yani şuradaki kısımdan ve sağ taraftan aslında bir boşluk var. Bu boşluk da sürekli aynı kalmaya devam ediyor. Yani daha aşağı indiğimizde burada da aynı boşluk var. Ve burada da aynı boşluk var. Bu boşlukların aynı olması demek bunun aslında bir konteyner içerisinde hizalandırılmış ve her şeyin bunun içerisinde tutulduğu anlamına geliyor. Ve emin olun bütün siteler ya konteyner yani ya sitenin tamamı konteyner içerisindedir ya da gördüğünüz gibi belli bir kısmı tamamı değil belli bir kısmı konteyner içerisindedir. Ve bu strip konteynerları otomatik olarak bize oluşturtuyor. Böylelikle biz çok daha hızlı bir şekilde içerideki yapıyı kurgulayabiliyoruz. Containerların da şöyle bir özelliği var. Eğer default'ta siz container kullanırsanız ki genellikle bunu kullanacağız. Bootstrap diyor ki hmm, diyor ekstra small cihazlarda yani genellikle cep telefonlarında ben ekranın yüzünü kaplayacağım ama biraz daha büyük bir şey ise yani şöyle düşünün. Mesela soldan sağdan olan boşlukların sebebi işte bu container'ın piksel sayısından kaynaklanıyor. Mesela x taş cihazlarda ne olursa olsun diyor ki 1320 pikselin üstünde ben ne olursa olsun soldan veya da sağdan bir görüntüleme yapmayacağım. Yani boş bırakacağım. Bu nefes boşluğunu bırakacağım diyor. Bu sayede de aslında soldan ve sağdan olan boşluklar bizi sayfanın ortasına doğru odaklatıyor ve nefes boşluğu olduğundan dolayı da sayfayı daha iyi algılamamızı, daha rahat bir şekilde algılamamızı sağlıyor. Ve bunu teknik olarak bilmemiz gerekmiyor artık. Mesela sol tarafta ve sağ tarafta gördüğünüz gibi boşluklar var. Şöyle yapalım. Bir daha göstereyim. Bu sol taraftaki boşluk ve sağ taraftaki boşluk aslında eşit. Bu eşit olan boşluklar sayesinde sol taraftan ve sağ taraftan gözümüze aslında şöyle bir komut geliyor. Tam da ortaya odaklan. İşte konteynerin en güzel yapılarından bir tanesi bize ortaya doğru odaklıyor olması. Konteynerlerin de aslında boyutlarını değiştirebiliyoruz. Ama çok da bizim için önemli değil. Grid yapısında ise daha önceden bahsetmiştim. 12'lik kolon sistemi kullanılıyor. Bu 12'lik kolon sistemin içerisinde de Muhakkak ve muhakkak şunu unutmamamız lazım. Her bir yapı, mesela şöyle düşünün. Buradaki birinci yapı aslında bir row'un içindedir. Yani birinci bölüm diye düşünebilirsiniz. Her bir bölümün row içinde olduğunu düşünebilirsiniz. Mesela bu bölüm de aslında başka bir row içerisinde. O yüzden bunu da ikinci bölüm olarak düşünebilirsiniz. Container içerisinde mesela bu bölüm de başka bir row içerisinde. Bu da başka bir bölüm. Her bir bölümün row olduğunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bir bölüm de yani mesela bu bir bölüm. Bu bölümün içerisinde belki de tam da şu kısım başka bir bölüm olarak tekrar ayrılmış olabilir. Bunu da ileride farklı örneklerle inceliyor olacağız. Ama şimdilik şöyle düşünebilirsiniz. Burada bir tane bölüm var ve burada da 4 tane kart var ve bu 4 tane kart sayesinde de biz üçlük yapılar olarak bunları 12'lik sistemle tutabiliyoruz. Bootstrap'te şunu yapabiliyorsunuz. Bir bölüm yani row açtıktan sonra bu bölüm içerisindeki yapılacak olan çalışmalarda hey Bootstrap sen ben burada bir 3 diye belirtmeyeyim. Sen otomatik olarak kendini hesapla ve kaç tane olacaksa yap diye biliyorsunuz. Ve hatta hemen gelelim. Burada mesela şurada ben kolu 6 koyayım ve burada da kolu olsun ve geri kalan da şuradakine bakın 6 demiş. Ne demek istiyor? Yani bu mesela daha büyük, bunlar daha küçük. Hmm, bu nasıl yapmış? Kol altı yani tam ortadaki otomatik olarak olan bölümün altılı kalanını kaplıyor. Sondaki ve sağındakiler de ona göre eşitleniyor. Yani 3-3 oluyor. Burada da mesela daha da enteresan olmuş. 5'lik bir tane yapı koymuş. Beşlik bir yapı koyduktan sonra da aynı zamanda geri kalanı da ona göre hesaplanmış. Yani dikkatli bakacak olursanız normalde 12'lik sistemde 5'i koyduktan sonra geri kalanları hesaplayamıyorduk. Ama sadece 5'i koyduktan sonra geri kalanları bu step otomatik olarak hesaplayabiliyor veya hatta biz şunu da diyebiliyoruz. Yani soldan sağdan boşlukları bırak ve ona göre yapıyı kurgula diyebiliyoruz. Veyahut da biz rakamlarla kendimizde gerçekten ne olmasını istediğini çok net bir şekilde belirtebiliyoruz. Peki bu kadar konuşmadan sonra şöyle yapalım. Hemen Bootstrap'in dokümantasyonuna tekrar tıkladım. Yani yukarıdaki dokümantasyon kısmına tekrar tıkladım. Dokümantasyona tıkladıktan sonra Quick Start'ın içerisinde Bootstrap'in ...JavaScript ve CSS'nin yüklenmiş olduğu yani hazır gelmiş olduğu halini buradan klikleyebilirsiniz. Yani ikinci seçeneği seçtim. Seçtikten sonra hemen bir dosya oluşturalım. Ve büyük ihtimalle bu 004 container ile çalışmak diyelim. Ve yapıştıralım. Süper, bütün yapı geldi. Hemen bir container oluşturayım. Container bir class ismi. Bütün yapı zaten class'larla birlikte oluyor. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. Bu gridden tekrar açayım ya da continue'dan tekrar açayım. Bu strip'te sürekli nokta işareti göreceksiniz. Sürekli mesela nokta container. Nokta container ne demek? Nokta class anlamına geliyor. Bu bir class. Container class anlamına geliyor. Zaten oluşturdum. Birinci tutucum oluştu. Nokta row, row da bir bölüm diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ve col-3, 4 bir tane yapı oluşturdum. Lorem mesela 5 diyelim hemen aşağısına geldim ve coltre 8 diye oluşturdum. Tabii ki bunu şeyi unutmayın. Nokta koymayı unutmayın. Otomatik olarak zaten div oluşacaktır. Ve lorem 6 dedim ve bir yapıyı oluşturdum. Hatta burada biraz daha büyük bir şey olsun. Lorem diyelim sadece ve tab'a basalım. Bu yapıyı oluşturdum. Şimdi dikkatle bakacak olursanız ilk önce bir container oluşturdum. Yani bir tutucu ve bütün yapılar bu tutucunun içerisinde olmalıdır. Yani bazı örnekler farklı olabilir ama genellikle konteynerin içerisinde tutuyoruz. Row bölümdü yani birincil bir bölüm oluşturduk. Daha sonra farklı bölümlerde tabii ki oluşturacağız. Ve coltre 4 yani bu dörtlük bir bölüm olsun 12'liğinin içerisinde. Sağındaki de aynı şekilde kalan 8'lik yapıda olsun. Peki bakalım live server açtım. Gördüğünüz gibi burada yapımız oluştu. Keşke bu yapıları biraz daha anlayabilmek için arka planını falan olsaydı. Arka plan için aratma yapıyorum. Color diye aratma yapınca renkler seçeneğinin içerisinde burada mesela renk seçenekleri karşıma çıkıyor. Ve renk seçeneklerinin içerisinde mesela background'ı da seçebilirim buradan. Mesela bg primary bu bir class'mış. Eğer şuraya gelip call tre, yanına gelip bg tre primary dersem ve tekrar bakacak olursam arkadaşlar bg primary'nin içerisine aldı. Diğer neymiş? Success varmış mesela. Bu da tatlı bir renk. Bunu da bg success diye yapalım. Tamam birinci yapımı oluşturdum. Birinci yapım 4'e 8'di. Şimdi ben şuradaki 8 ve 4'ü silersen ne olacak? Tabii ki treleri de silmem lazım. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Sadece kol ve kol koydum. Bu sefer bir bölümün içerisinde eğer hesaplama yapılmayacak diye yazdıysam o zaman otomatik olarak aslında yaptığı şey şu. Hmm, iki tane kolon varmış. 12 bölü 2 diyor. Yani 6 6 olarak eşit olarak yaptı. Ama bir tanesine ben yazı yazarsam mesela 8 diye değil de mesela 7 diye yazarsam ilk o zaman 7 yapacak kalanını da kendisi otomatik olarak tekrar ayarlayacak. Bu da çok güzel bir özellik. Ama nerede? Bir bölümün içerisinde. Yani muhakkak row'un bir bölüm olduğunu buraya bölüm diye yazıyorum. Bölüm demek çünkü daha anlaşılır kılıyor bence. Bu yüzden her bir bölümün içerisinde 12'lik sistem otomatik olarak çalışır. yani ne demek istiyorum? Her bir bölümün içerisinde 12'lik sistem çalıştıktan sonra her bir kolonun içerisinde de tekrar bölüm açabiliyoruz. Yani ben buraya geldim. Tekrar yeni bölüm diyelim. Ve 7'lik bölümün içerisinde tekrar bir o açabilirim. Ve 7'lik bölümün içerisinde tekrar row açtıktan sonra da Coltre 4 çarpı 3 içerisine Lorem 5 diye bir yazı yazabilirim. Şimdi ne oldu? Şuna da renklerini değiştirelim. BG info diyelim. Ve BG warning diyelim. Ve BG secondary diyelim. Success danger diyelim. Peki. Kaydettim. Buraya tekrar döneceğim. İlk önce bir sonuca bakalım neler olmuş. Dikkatli bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 tane bölüm buraya oluştu. Peki neyin içerisinde bu mavi mavi alan nereden geliyordu? 7'li kalanın içerisinden geliyordu. Yani 7'li kalanın içerisindeki bütün yapıyı tekrar yeniden bölümlendirip tekrar bölümlendirdikten sonra yapabiliyorum. İşte bu muazzam bir özellik. Bu özellik sayesinde bir rafınız var. Bu rafı tekrar 12'lik sisteme geri çevirebiliyorsunuz ve 12'lik sisteme geri çevirdikten sonra da istediğiniz gibi eğip bükebiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar içine raf ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz 20 tane de raf ekleyebilirsiniz ama standartta zaten 20 tane bir bölümün içerisine raf eklemek istemezsiniz. Peki dikkatlice burayı inceleyelim. 1- Muhakkak yapım benim bir konteyner ile başlamalı. Her şey bir konteynerin içerisine durmalı. Yani bütün yapı tem olarak konteynerin içerisine durmalı. Her bir konteynerin içerisinde bir bölüm olmalı minimumda ve bir bölüm aslında içerisine 12'lik grid sistemi tekrar barındırıyor. Ama ben istersem, ben istersem herhangi bir açtığım kolonu mesela kolon 7'lik bir yapıyı tekrar yeniden bölümlendirebilirim. Yani row'la birlikte şunu da hemen yanına kesip yapıştıralım. Yeni bölüm olarak açabilirim ve yeni bölüm olarak açtıktan sonra da tekrar bunun içerisine de hey burası 7'lik sistem de evet. Ama aynı zamanda ben burayı 4-4-4 olarak tekrar ayırıp burada ayrı bir raf sistemi kurgulamak istiyorum diyebilirsiniz. Peki bu bizim için neden önemli? Çünkü istediğimiz kadar bölümler açıp istediğimiz kadar yapılar oluşturabiliyoruz. Bu sayede de biz bootstrap'in içerisindeki bu bölümleme sayesinde, raflama sayesinde her şeyi organize edebileceğiz. Şunu unutmayın, eğer grid sistemi, 12'lik sistemi doğru bir şekilde kullanabilirsiniz, o zaman her şeyi yapabilir olacaksınız. Şimdi bir sonraki videoda da şöyle yapalım. Bu çalışmayı bir tık daha geliştirelim ve buradaki renk bilgisine şu anda takılmayın arkadaşlar. Zaten hatırlayacak olursanız buradaki utilities kısmına background'a tıkladıktan sonra buradaki renkler geldi. Ama niye renkler bu şekilde ne oluyor ne bitiyor bunları zaten başka bir videoda açıklıyor olacağım. Yani renklerin isimleri niye mavi değil niye ikinci niye işte yeşil değil de success. Bunların hepsini daha sonra tek tek açıklıyor olacağım size. Bir sonraki videoda şöyle yapalım container ile ilgili, bölümlerle ilgili ve kolonlarla ilgili bir video daha yapalım. Bu videonun içerisinde daha detaylı bir şekilde konuları inceliyor olacağız.